Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz TÜMUZ ile devam ediyor ve şimdi sizlere Samsun Atakum'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Akupunktur uzmanımız Sayın Doçent Doktor Gürkan Genç Beyefendi'ye konuk olduk. Bakalım burada verilen hizmetlerle ilgili kendisinden ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Gürkan Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz efendim. Şimdi efendim burada verilen hizmetler, sektöre olan katkımız, özellikle tercih edilme sebeplerimiz gibi bütün bilgilerimizi alacağız. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Gürkan Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet verir efendim? Tabii. Ben 1976 doğumlu, Samsun doğumluyum. Eğitimi Ankara Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 99 yılında itibaren doktorluk yapmaya başladım ve bu sektöre giriş yaptım. Son 3 aydır işletmemizi açtık. Yaklaşık 2007'den beri lisanslı olarak akupunktur yapıyorum. Ve son 3 aydır da burada akupunktur hizmetimizi vermeye başladık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Burada akupunktur hizmetlerimiz çeşitli alanlarda verebiliyoruz. Yaş sınırı olarak çok fazla bir kısıtlamamız yok. Çünkü her yaş sınırına uygun, her yaş grubuna uygun akupunktur hizmeti verebiliyoruz. Lazer, elektro akupunktur ya da iğnesiz akupunktur hizmetleri özellikle çocukluk yaş grubunda ya da iğneden haz etmeyen hastalarımıza uygularken iğneli akupunkturu arzu eden hastalarımıza bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Burada özellikle birebir hastalarımla ilgileniyorum. Butik hizmet veriyorsunuz. Butik gelen hizmet değerli hastamızda birebir özellikle onu dinleyerek başlıyorsunuz. Evet. Ondan sonra onun üzerindeki tedavi yöntemlerinizi uygulayarak kendisine burada en iyi sonuçları ulaşıyoruz diyelim. En iyi sonuca ulaşıyoruz diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz açalım. Size gelen değerli hastalarımız özellikle hangi tür hastalıklarda ilgili sizden hizmet almaktalar? Buraya gelen hastalarımız çocuk hastaları, hem çocuk sağlığı hastalıkları hem çocuk nefroloji alanında hizmet veriyoruz. Akupunktur ve tamamlayıcı tıp açısından gelen hastalarımıza ise çok daha geniş alanda hizmet verebiliyoruz. Örneğin en sık gelen hasta grubumuz migren sebebiyle sıkıntı çeken hastalarımız, bel fıtığı nedeniyle gelen hastalar, özellikle tamamlayıcı tıp adına tedavi ihtiyacı olan hastalarımız bunlar. Onun dışında obezite sıkıntıyla başvuran hasta grubu, bir de yanlış algılama var, akupunkturun sadece obezitede kullanıldığına dair. Ki akupunktur çok geniş anlamda kullanılabilen bir teknik sistem. Bu konuda yani iğneli, iğnesiz ya da manyetik frekanslarla yapılan biyorezonans metodu diye de adlandırılan manyetik akupunkturda uygulama şansımız burada oluyor. Birçok konuda bu teknikten faydalanabiliyoruz. Örneğin kanser hastalarında kemoterapiye destek olmak amacıyla, tedavinin daha rahat yapılabilmesi, kemoterapinin yan etkilerinin azaltılabilmesi amacıyla bu tekniklerden kullanabiliyoruz. Onun dışında küçük hastalarımızda özellikle 1 yaş altında huzursuzluk, uykusuzluk, diş çıkarma sırasındaki problemler, infantil kolik gibi hastalıklarda iğnesiz akupunkturdan faydalanabiliyoruz. Çocuğu rahatlatmada çok faydasını görüyoruz. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite konusunda hem biyorezonans hem de bu iğnesiz akupunktur metodundan ve bazı diyet değişikliklerinden çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ve bu şekilde hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Efendim bu tür şikayetlerle size gelen hastalarımız buradan tabii son derece kaliteli hizmetlerini alarak da ayrılmakta. Özellikle sizi tercih eden değerli hastalarınız, misafirleriniz genelde nerelerden gelmekteler efendim? Siz bu hizmeti hangi noktalara ulaştırmış sayılıyorsunuz? Samsun merkez ve Samsun çevre illerden özellikle Ordu, Giresun, Tokat, Amasya, Sinop, Bafra ve bu çevreden gelenlere dahil. Sadece Samsun'la sınırlı değil. Çevre il ve ilçelerden gelecek hastalarımıza da bu konuda hizmet vermektesiniz. Şimdi böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşılır efendim? İnternet sitemizden ulaşabilirler. Paylaşalım izleyicilerimizle isterseniz. www.drgurkangenc.com internet sitemiz ya da direkt mail yoluyla ulaşabilirler. Hı hı. O da dr.gurkangenc@gmail.com adresinden bana ulaşabilir direkt ve yazışabilirler. Ayrıca telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda kendilerini burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Onlara da hizmet verebileceğimizi söylüyoruz. Evet. Ve aynı zamanda belki sadece hizmet almak adına değil, danışabilmek, tecrübelerinizden istifade etmek adına da siz değerli izleyicilerimiz
arayabilecekler. Tabii ki. Şimdi efendim sektöre girişiniz, evet, aslında uzun yıllar özellikle eğitmen olarak hastanede de hizmet verdiniz, üniversitede hizmet verdiniz ve bugün de burada hizmetleriniz devam etmekte. Dolayısıyla her gün kaliteyi arttırarak bugün sektörünüzde en ileriden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecisiniz diyebiliriz. Ancak biliyorsunuz bu sektör sizlerle sınırlı değil. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok kurum, kuruluş ve muayenehanede bulunmakta. Özellikle değerli hastalarınızın ısrarla sizi tercih etme sebebi nedir? Sizi diğerlerinden ayıran size göre özellikleriniz nelerdir efendim? Hastam geldiğinde ben onlara ortalama bir saat ayırıyorum. Bunun yaklaşık yarıya kısmı, bazen yarıdan fazlası öncelikle hastalığını anlamak, derdini önce tamamen ortaya çıkartmak ve tanıyı koyup doğru tedavi planını yapabilmek için geçiyor. Arkasından bir bu kadar zamanda tedavi için ayırıyorum. Dolayısıyla hem hasta memnun oluyor, hem ben yaptığım işten daha çok haz alıyorum, hem de sonuçlar çok daha güzel oluyor. Dolayısıyla hani bu sebeple seçiliyor. Siz tercih ettiklerini düşünüyorsunuz. Mutlaka sosyal diyaloglarınız, ilişkileriniz, verdiğiniz hizmet sonrası diyaloglarınız falan da sizi diğerlerinden ayıran özellikler diyebiliriz. Şimdi efendim, dediğimiz gibi bugün sektörde en ilerden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projelerinize de değinmek istiyorum. Neler yapmayı hayal ediyorsunuz? Özellikle önümüzdeki yıllar sizi nerelerde göreceğiz efendim? Hayalim bu işletmeye daha sağlıklı bir tedavi planını oluşturabileceğimiz bir ortam yaratmak, mümkün mertebe kaliteyi düşürmeden bu işi yapabilmek, belki işletmemizde birkaç arkadaşını beraber daha kaliteli hizmet sunmak bir gelecek planı olabilir ama ana amaç kaliteyi düşürmeden hem hasta memnuniyeti açısından hem hekim açısından iyi bir sonuca ulaşabilecek bir plan. Daha geniş bir alanda, daha çok insana hitap etmek. Bünyenizde sizin gibi en az kaliteden özellikle taviz vermeden doktorlarımız son derece profesyonel, uzman arkadaşlarımızla daha çok insana hitap etmek gibi projelerimiz var ama evet, sizin de ısrarla söylediğiniz gibi kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek ilk projemiz diyebiliriz. Evet, evet. Şimdi biraz evvel sizi bu sektörde en iyi yapan sebepleri sayarken özellikle bana göre olmazsa olmazlardan bir tanesi size gelen hastaların sizden duymuş oldukları memnuniyet. Müşteri memnuniyeti diyebileceğimiz durum. Evet. Sizden duydukları memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak özellikle size gelen hastaların sayısı arttığı ve müşteri portföyünüzde belirlediği doğrudur değil mi efendim? Doğru. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde sizleri tanıyan, sizlerden bu konuda hizmet alan, aldıkları hizmet sonrasında dostlarına bunu paylaşarak bugün size gelen hasta sayısını arttırmış birçok değerli izleyicimiz var. Özellikle size gelen hastalarınıza buradan bir teşekkür mesajınız olacak mı efendim? Tabii ki. Bütün hastalarıma, herkese sağlıklı günler diliyorum. Tercih ettikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. Ve hayat boyu sağlık ve mutluluk diliyorum. Efendim, özellikle akupunktur veya alternatif tıp tedavi dediğimiz yöntemler henüz Türkiye'de, evet, büyük bir kesimin algıladığı, kabul ettiği ve özellikle son zamanlarda hepimizin dikkatini çektiği, ilgi gösterdiğimiz alanlar. Ancak bu konuda hala şüphe taşıyan insanlar var. Onlara özellikle buradan bir tavsiyemiz olabilecek mi? Hangi hastalıklar konusunda özellikle akupunkturu tercih etmeli ve bu tedavi yöntemini denemeliler? Şöyle, tıbbın tıkandığı, daha doğrusu batı tıbbının tıkandığı ve ilerleyemediği, tam olarak tedavi edilemeyen bazı hastalık grupları var. Örneğin migren bunların başında geliyor. Cerrahi yaklaşımları eğer göz ardı edersek, çünkü cerrahi yaklaşım farklı bir yaklaşım. Antibiyotik akeza o şekilde. Ama onun dışında yaptığımız birçok şey ertelemekle sonuçlanıyor. Dolayısıyla bu tür durumlarda mutlaka sadece akupunktur değil ama tamamlayıcı olarak tedavinin yanında, tedavinin selayeti açısından daha kısa sürede bitmesi, daha kesin sonuçlanması açısından birçok hastalıkta akupunktur tercih edilebilir. Onun dışında tamamlayıcı tıp açısından sadece akupunktur yerine hastalarımız geldiğinde biz neyin ona daha iyi gelebileceği, neyin daha iyi sonuçlanabileceği konusunu önce hastalığı dinleyip ona göre karar veriyoruz. Örneğin bazı hastalarımıza diyoruz ki akupunktur beraberinde nöral terapi yapabilir, beraberinde biyorezonansla birlikte gidilebilir, kombin tedaviler yapılabilir diye hastalarımıza seçenekler sunup onlara daha uygun bir tedavi modalitesi önerebiliyoruz. Sözün özü, hastalığı önce dinlememiz gerekiyor, hastalığına uygun olup olmadığını önce belirlememiz gerekiyor, sonrasında da önermemizi
Mutlak danışmak gerekiyor. Evet. En azından bu tedaviyle ilgili bilgileri eğer gerçekten sahip değilsek, en azından sizin gibi uzman kişilere gelip bu konuyla ilgili sizlerin bilgilerinizi almak, bu yönde de sizin onları doğru yönlendireceğinize inanmaları gerekiyor. Evet. Efendim, siz biraz evvel sizi tercih eden değerli hastalarınıza teşekkür ettiniz. İzin verirseniz ben sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Samsun Atakum'dan ve akupunktur uzmanımız doçent doktor Gürkan Genç beyefendiden seslendiğimiz söylemiştik. Bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Son derece profesyonel çalışan bir kadro, gerçekten kaliteli hizmetleriyle mutlak görülmesi gereken bir yer. Zaten kendilerini, verdiği hizmeti ve tedavi yöntemlerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Samsun Atakum'dan ve akupunktur uzmanımız doçent doktor Gürkan Genç beyefendiden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.